Vahiy erişkin insana hitap eden bir şeydir. Çocuğu ilgilendirmez. Tabii çocuk direkt muhatabı değildir. Erişkin insan hayattan edindiği tecrübeyle bakar, bu dünya bilgisiyle bakar. Ha, demek ki bu anlama gelir. Bir hadiseyi daha özellikle söylemem lazım. Akletme, akletme, akletme. Yine etimoloji hayat kurtarır diyerek akıl kelimesinin etimolojisinden ben çok acayip bir yere gittim. Şu anda uluslararası bir eğitim organize ediyorum onunla ilgili. Konu insan aklının çalışma sistemine dair. Aslında bilinen ama bu anlamda hiç anlatılmamış bir şey. Oraya girmeyeceğim ama akıl bağlamak demek. Bağlayabilme becerisi demek. Zeka ise sorun çözebilme kuvveti. Şimdi sorun çözebilme her türlü sorun olabilir. Yani şeytani bir amaçla da, işte gayet iyi bir amaçla da sorun çözebilirsiniz. Bir şeyler ekleyip bir şeyler yaparsınız. Akıl ise bağlayıp bir anlam verebilme, bir bütüncül hikaye oluşturabilme becerisi. Bu arada akıl İngilizce karşılığı olan reasoning'den de köken olarak farklı. Reasoning sıralı bir zincir gibi sebep sonuç silsilesi kurabilme becerisi demek. Doğrusal akıl yürütmeye işaret eder. Ama bizdeki Arapça kökenli akıl yönden bağımsız bütüncül bir network'e işaret eder. Yani hepsini bağlayabileceğimiz bir ağ yapısı kabiliyeti. Intellect. Bu ne demek? Ben buradan şunu anladım. Mesela bunu ilk defa da Mustafa Hoca'nın olduğu yerde de söyleyeyim. Belki sonra üzerine tartışma imkanınız olur. Mesela Kur'an bize aklet derken ya da bir büyüğümüz yavrum biraz aklını kullan derken aslında kök anlam olarak bize şunu demek istiyor gibi geliyor bana. Ne yaptıysan şimdiye kadar, ne yaşadıysan insan olarak bir şeyler gördün bu dünyadan. Sana bir bağlam, bir hikaye, bir anlam çerçevesi öneriyorum. Bir bak bakalım, onun içinde bunları bir birleştir. Acaba sen de bunu anlattığımı görebiliyor musun? Aklet deyince bize bilim yap anlıyoruz. Öyle bir şey değil. Bilim, herkesin bilim yaptığı bir yer çok sıkıcı. Bilim bir alet çünkü. Mutfak robotu gibi bir şey. Onunla halı yıkayamazsın, komşunu selamlayamazsın, arabana işte bir şey yapamazsın, anlatabiliyor muyum? Mutfak robotu mutfakta işe yarar. Bilim dar bir araçtır. Esas olan akletme, bütüncül bir hikaye oluşturma becerisi. Şimdi Kur'an-ı parçayı, özür dilerim, bu parçayı bütün içindeki yerine yerleştir. Yerleştirme, aynen. Eyvah. Şimdi biz öğrenme sistemimizde de böyle bir şey. Hocam bir örnek vereyim ya, burada konuşurken de söylemiştim daha evvel. Mesela integral denen şeyi eğer gerçek bir hayat problemine çözüm olarak mecburen üretilmiş bir çözüm olarak anlatırsanız, yani eğrinin altındaki bir alanı hesap etmenin başka bir yolunun olmadığını bir gence öğretirseniz, onun aklı integral denen şeyin lüzumunu ve integralin kendisini kavrayıveriyor. Ama hoca derse girip de böyle S gibi bir şey çiziyor. Yaz çocuğum dx bölü dt bilmem ne, x sonsuza gider. Çocuğun ne oluyor? Hiçbir anlamı, dolayısıyla akıla yerleştirilecek bir yeri yok. Bu dünya hayatında karşılaştığımız her şeyin içine oturduğu bağlama akıl adı veriyoruz diye düşünüyorum. Ve bu bağlamın bir hikayeye ihtiyacı var. İnsanı açlık değil anlamsızlık öldürüyor. Bakın açlıktan ölmez insan. Anlamsızlıktan ölür. İntiharlar anlamsızlıktan olur. Bu hayatın anlamı yok der ölür. Açlıktan insan intihar etmez. Gider yemek bulur. Yani birinin boğazını sıkar yemeğini alır sonuçta. Ama anlamsızlık öldürür. Anlam çerçevesine ihtiyacımız var. İşte o anlam çerçevesi bizim o sınırı hangi yönde aşacağımız, davranışlarımızı hangi yönde yapacağımızı da belirleyen esas hikayemizdir. Şimdi bu hikayenin kurgulanmasının çok yolu var. Kültür çok önemli. Gelenek çok önemli. İçinde yetiştiğimiz ailenin bize verdiği değerler, anlatılar, her şey çok önemli. Ama içinde çer çöp çok fazla var. İşte o çer çöpün ayıklanması bilgiyle, deneyimle, sohbetle, muhabbetle, istişareyle, bunun gibi araçlarla sağlandıkça akıl hikayemiz daha bir letafet kesbeder, eskiden incelir, daha bir güzelleşir, temizlenir, saflaşır ve o zaman dış dünyada olan her şey de bizim için daha kabul edilebilir hale gelir. Bir etimolojiye daha vurgu yapıp burayı geçmek isterim. Tolerance kelimesi İngilizce katlanmak demektir. Hoşgörü demek değildir. Hoşgörünün İngilizce'de bildiğim bir karşılığı yoktur. Ben bulamadım, sordum. Belki varsa İngilizlerden özür diliyorum. Ama hoşgörü size bir dönem belki kötü görünmüş bir şeyin
hikayenin içerisindeki hoşluğunu fark edebilme halinizdir. O yüzden işte bir affedersiniz köpek dışkısına bile hayretle ve ilgiyle bakabilen bir insana dönüşebilmek demektir. O işte çılgın bilim insanlarının saçma sapan şeylerle saatler öldürüyor gibi gözüktüğü şeyin aslında ne kadar hoş görme hali olduğunu, ne kadar büyük bir merak vesilesi olarak algılandığını görebilme becerisi. Dolayısıyla toleranstan hoşgörüye geçecek bir hikayeye ihtiyacımız var. İnsana şefkat ne olursa olsun insanı anlamayı gerektiriyor. Bizim ne kadar derdimiz varsa o saçma sapan konuşan, o saçma sapan şeylere inanan, o saçma sapan yollara sapan, o çocukça davrananın da öyle dertleri var. Bilenin daha şefkatli, daha hoşgörülü, daha kucaklayıcı, daha doğa gibi, daha ana gibi olması lazım. Daha şefkatle yaklaştığınız zaman o çevre sorunlarını ancak o zaman çözmeye başlayacağız. Senin yöntemin yanlış. Sen para babasısın, hedesin, hüdüsün, o devlet haklı, bu grup haklı, benim cemaatim, onun bilmem nesi dediğin anda bu ifsada kopya katkı yaparsın. Sadece ve sadece şefkatle hikayemizi paylaşmak ve çok önemli bir şey daha var. Müslümanın özel görevi olduğunu düşünüyorum. Benim politikam olduğu için söylerim. Ben asla dinimi anlatmadım, anlatmam. Özellikle benim dinimde olmayan bir insana dinimin propagandasını yapmaktan nefret ederim. Bir tek şey yapmaya çalışırım. Beraber ne yapıyorsak, sinemaya gidiyorsak o, bilim yapıyorsak o, yemek yiyorsak o, her ne yapıyorsak onu en iyi en doğru şekilde yapmaya çalışırım. Ve birisi merak eder, bunu niye bu böyle yapıyor, nasıl bu kadar iyi, araştırır ve sonra onun benim inancımın emri olduğunu öğrenirse ben pasif propaganda yapar, gazlar giderim. Nöromarketing süper çalışır. Dolayısıyla iyi yapalım, iyi örnek gösterelim, önce biz olalım. Din konuşmak için değil, yaşanmak içindir. Konuşmak, anlatmak için ve bir benzetmem daha son onunla kapatayım. Dinle cinselliğin ortak bir noktası vardır. İşler yolunda gitmediğinde çeneye vurur efendim. İkisi de. İkisi de çeneye vurur. O yüzden yapalım. Yapalım. Bakın Yucatan Adası'na giden uygulamalı bir ilahiyatçı konuştu biraz önce. İlahiyatçı demeyeyim. Uygulamalı bir dini ilimler meraklısı. Yucatan Adası'na gitti. Bu uygulamalı ilahiyattır. Mustafa İstanbul'un evet, ne dedi, ne düşündü Twitter'da tartışa dursunlar. Bunu yapmadıktan sonra bu iş olmaz. O müzeye gidip de Homo Naledi'yi görmedikten sonra bu iş olmaz. Maymun kelimesinin içinde ape ve monkey diye iki bölüm olduğunu anlamadan bu iş olmaz. Türkçe'de bakın ape ve monkey ayrımı yok. Evet. İnsansı maymunla o şebeke arasındaki ayrım bizde yok. Maymun. Hayatımızda olmayan bir şey çünkü. Doğru. İsmi bile yok. Doğru. O canlıyı bilmeden hayatla, yaratılışla ilgili düşünmeye kalkmak hakikaten 3 yaşında bir çocuğun eline jilet alıp böyle böyle gezmesi gibi bir şey. O yüzden yaşayalım, gösterelim. Neye inanıyorsak insanlar onu bizde görsünler. Dininizin adı sizde kalsın.